Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir iki gündür sıcakları hissetmeye başladık. Ne olacak? Önümüzdeki ay yaz gibi geçecek gibi yorumlar yapılıyor. Tahminler bu yönde mi? Evet, havalar artık ısınıyor. Nisan ayı geldi. Yağışlar da azalmaya başladı. Aslında Nisan ayında yağışların olması lazım ama önümüzdeki bir 10-15 gün havaların mevsim normallerinin biraz üzerinde olacağı görüşündeyiz. Tabi bayramda da hava güzel olacak gibi duruyor. Sıcaklıklar 20-25 derecelere kadar ulaşacak. Güney kısımlarında Akdeniz bölgesinde 25 derece civarında, İstanbul civarında da Trakya ve Marmara bölgesinde, Ege bölgesinde 20 dereceler civarında olacak. Yerel yağışlar görülebilir ama genelde hava açık. Tabii ki bu da aslında yağışların olması gerekir. Çünkü burada bir kulaklığa bir işaret ama açık havayı, güneşli günleri özlemişiz. Bahar havası herkesi bir dinamik hale Aman getiriyor. zamanında özleyelim bence o günleri. Kuraklık deyince bir duralım, düşünelim ve ona göre de adımlarımızı atalım. Nasıl olsa önümüz yaz ama kışı doğru düzgün yaşamadık. Mesela İstanbul'da kar görmedik bu sene. Ha geldi ha gelecek derken bir kar yağışıyla karşılaşmadık. Hatta son bir aydır vatandaşın hep şunu konuştuğunu duyuyorum sokakta da. Bir gün montla çıkıyorum, öbür gün tişörtle çıkıyorum. Ben de ne giyeceğimi şaşırdım. Artık havayı takip edemiyorum diye. Şimdi de 30 dereceye kadar ulaşacaksa yazı yaşayacak gibiyiz yani. Doğru mu anladım? Evet, tabii ki yazda sıcak geçecek gibi görünüyor. Su tasarrufumuz önemli. Bunu her zaman ben vurguluyorum. Çünkü artık nüfusumuz arttı. Metropoldeki nüfus da artışı çok yüksek. Mümkün olduğu kadar su tasarrufu yapmamızda fayda var. Evet. Hava ısınıyor. Bu sıcak havalar tabii ki sevindirici. Gece ile gündüz arası sıcaklık farkı da azalacaktır. Hastalıklar da biraz azalacaktır da buna istinaden. Ama havalar açık ve güzel Peki. olacak. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Sağolunuz. İyi günler. Sağ olun. Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir bizimle birlikteydi.